Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hocam yorumunuz? Ya Her şey çok olumluydu zaten Galatasaray'da. Zanayi gelmesiyle beraber bir başka rüzgarda esmeye başladı için açığı. Oynadığı iki hazırlık maçında, hazırlık maçında diyebilirler. Bu asist. İki gol bir şey asist ediyor. yani. Bir de al, Yunus kız, çok o, iyi. Aldığı sürelerde. Berkan'ı yani. iyi gördü. Kerem iyi, Berkan'ı başlarda. çok iyi. Berkan, Kerem, Berkan yani. iyi. Yani her şey çok yolunda gidiyor. Her oyuncu... Takımda performansını arttırıyor. Öyle. Hava abi bu iş hava meselesi ya. Galatasaray havasını buldu. Buldu buldu. Hava. Peki Gomis ne goller attı? Adam golcü ya. Atletico Madrid seviye <laughs> Bir golcü de orada var. Morata göreceksiniz. Griezmann'ın golü mükemmel. Memphis harika gol attı. İzleyelim Atletico. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İtalya'da gündem Zaniolo Artık üzgün değil. Galatasaray gün hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo attığı golle skoru 5-0'a taşıdı. İtalyan yıldız bu golden 4 dakika sonra ise Dubois'a ya yaptığı asistle maçın yıldızlaşan isimlerinden biri oldu. 23 yaşındaki oyuncunun Alanya Spor'la oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul Spor karşılaşmasında da çok iyi performans sergilemesi İtalya basında gündeme geldi. İtalyan Corriere dello Sport da Zaniolo'nun İstanbul Spor karşısındaki performansına geniş yer ayırdı. Zaniolo artık üzgün değil başlıklı haberde. Zaniolo'nun yüzünde Roma'daki son döneminde olduğu gibi üzüntü ve ıstırabı okuyamazsınız artık ifadesi kullanıldı. Haberde Zaneoğlu'nun attığı gollerden sonra takım arkadaşları ve taraftarlarla yaşadığı sevinçler yer verildi. 84. dakikada gol attı ve 88. dakikada ise çizgi yenerek bir asist yaptı. İçinde bir coşku vardı. Gol sevinci sırasında takım arkadaşları ona katıldı ve hemen kucaklaştılar. Yorumu yapıldı. Haberde ayrıca Galatasaray'ın deprem nedeniyle verilen aranın ardından yeniden lige döneceği bilgisi yer verilirken Zaneoğlu'nun da teknik direktör Okan Burun güvenini kazandığı belirtildi. Ayrıca dün oynanan maçta Yunus Akgün de çok güzel performans gösterdi. Ne dersiniz? Zaniolo ile Yunus Akgün arasında büyük bir forma savaşı olur mu? Galatasaray'da Icardi müjdesi. Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Icardi için müjdeli haber geldi. Fransız basında yer alan habere göre PSG Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Fransız basını PSG'nin Arjantinli yıldız için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini öne sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı-kırmızılar Icardi'nin bonservisini daha düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde. Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak. Galatasaray sezon bitmeden önce Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 13 maçı çıkan Icardi 9 gol atıp 6 asist yaptı. Galatasaray'dan transferde son gün sürprizi. Transferde büyük oynayan Galatasaray süperstar denilebilecek bir yıldız için yeniden harekete geçti. Daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Sarı Kırmızılar başarılı oyuncu için bu iki gün içerisinde bir kez daha masaya oturacak. Türkiye'de uzatmalı ara transferin kapanmasına artık sayılı saatler kala Galatasaray flash bir operasyon için kolları sıvamış durumda. Şu ana kadar birçok dünya yıldızla görüşen Sarı Kırmızılar son iki günde orta sahaya takviye planı üzerinde yoğunlaşacak. Hedefteki bir numaralı isim PSG'nin 25 yaşındaki futbolcusu Renato Sanchez. Mevcut kadrosunda Oliveira dışında 8 numarası olmayan Okan Buruk, Sanchez'in iki yönlü oyun stiliyle takımdaki derinliği arttıracağına inancına sahip. PSG ile yapılan bir önceki görüşmesi olumsuz sonuçlanan Galatasaray yönetimi ise Portekizli Yıldız'ı bu kez de satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya çalışacak. Ara transferde kadrosunu Zaniolo, Kanayhan ve Adekukba gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray Renato Sanchez'i de renklerine bağlaması halinde çifte kupalı şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir adım daha atmış olacak. PSG'nin sezon başında Lille'den 15 milyon euro karşılığına transfer etti. Ancak Fransa'da umduğunu bulamayan Sanchez de Portekiz milli takımındaki formasını yeniden kazanmak için düzenli şekilde oynamak istiyor. Sarı Kırmızılar da bunu fırsata çevirip genç orta sahayı kiralamayı hedefliyor. Galatasaray taraftarından olaya kal çağrısı. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Sarı Kırmızılar çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de 12 maçları kazanan Aslan Antep'in ligden çekilmesinden ötürü 24. haftayı kayıpsız geçti. Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Zaneoğlu'nun sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. 23 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda İtalya'ya geri döneceği iddiaları ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Zaniolo'nun 23 yaşında burayı tercih etmesine hala şaşırıyor. İtalyan basını her gün genç futbolcunun sezon sonunda Milan'ın yolunu tutacağını belirtiyor. Galatasaray 15 milyon euroya aldığı yıldız ismi 35 milyon euroya satabilir. Ancak taraftarlar ona "Bizimle kal" mesajı yağdırıyor. Galatasaray yönetiminin de ilk hedefi Zaniolo'yu oynatmak. İlk plan direkt onu satmak değil. Bakalım sezon sonunda her şey belli olacak. Galatasaray'da Hacı Vrayt için kritik gün. Süper Lig'de liderlerini sürdüren Galatasaray transfere devam etmenin hesaplarını yapıyor. Antalya Sporlu oyuncu için kırmızı beyazlı kulübün yöneticileriyle temaslar iyice sıkılaştı. Galatasaray ilk olarak 4 milyon euro ve 2 oyuncu önermişti. Antalya Spor rakamın yükseltilmesini ve iki oyuncudan birinin Yunus Akgün olmasını talep etmişti. Ancak Cimbom hocası Okan Buruk Yunus Akgün'ün kesinlikle takımda tutacağını belirtti. Bunun üzerine teklif değişti. Galatasaray'ın yeni teklifinde rakam 5 milyon euroya yükseltildi. Takas edilecek oyuncular da Yusuf Demir ve Emre Taşdemir olarak belirlendi. Yusuf daha önce başka bir takıma gitmeyeceğini belirtmişti. Emre de Sivas önerisini reddetmiş ve Cimbom'da kalmıştı. İki oyuncunun da tavrı merak edilirken bugün kritik gün olacak. Başkan Dursun Özbek ile Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin son bir görüşme daha gerçekleştirecek. 24 yaşındaki Hacı Wright'ın transferi olumlu veya olumsuz olarak netleşecek. ABD'li oyuncunun servis değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Hacı Wright bu sezon 16 maçta forma giyerken rakip kaleye 10 gol kaydetti. Galatasaray tarihinin en rahat mali kongresi. Galatasaray'da kongreler hareketli geçiyordu. Adnan Polat, merhum başkan Mustafa Cengiz ve Burak Elmas idari açıdan ibra olamamıştı. Birçok kriz çıktı. Mevcut yönetim hem takımın iyi gitmesi hem de saha içindeki projelerle üyelerin takdirini kazanmış durumda. Mart ayında tarihin en rahat mali kongrelerinden biri gerçekleşecek. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.